Herkese merhaba. Artık Beşiktaşlı taraftarlara da güzel bir haber verme zamanı geldi. Onlardan çok fazla mesaj alıyordum. Eyüp abi Beşiktaş'taki transfer gelişmeleriyle ilgili de bizlere yayın yaparsan seviniriz. Kulağına gelen bilgileri paylaşırsan seviniriz şeklinde. Açıkçası bundan sonra da devam edecek Beşiktaş videoları, transfer videoları gelecek onu söyleyelim. Umarım güzel izlenir. İzlenme desteği bekliyorum. Ayrıca Beşiktaşlı arkadaşlar bu videonun altına hem tanıtacağım, anlatacağım oyuncu ve haberle ilgili hem de bundan sonra konuşulmasını istedikleri konularla ilgili mesaj yazabilirler. Mesaj bekliyorum arkadaşlar. Like yapmanız, beğenmeniz benim için değerli. Ne kadar çok izlenirse o kadar çok motive oluyorum. Destek bekliyorum sizden. İsterseniz transfer haberine geçelim. Papiss Cissé, Senegalli bir futbolcu, 35 yaşında, yaşı var gerçekten. Ve Beşiktaş'ın bu oyuncuyla 1 artı 1 sözleşme imzaladığı konuşuluyor. Daha doğrusu daha net konuşayım. Radyospor ve Ajansspor'dan Özgür Sancar radyo yayınında bunun duyurusunu yaptı. Özgür Sancar'ı sizler çok iyi tanıyorsunuz. Hem benim kanalımda birçok kez programlarıma konuk oldu. Hem de Radyospor'da, Ajansspor'da birçok transfer haberini, transfer bilgisini ilk o paylaştı arkadaşlar. Bu anlamıyla Özgür Sancar araştırmadan, çok somut bilgilere ulaşmadan bu kadar iddialı konuşmaz. Ben Özgür Sancar'ı tebrik etmek istiyorum. Bir kez daha söyleyelim. 1 artı 1 yanlış öğrenmediysem, yanlış duymadıysam Papiss Cissé yeni sezonda Beşiktaş için anlaştı. Sergen Yalçın'ın çok istediği bir futbolcuydu. Bu sezon epik bir performans ortaya koyuyor arkadaşlar. 29 maçta forma giymiş. 22 golü var. Bir asisti var. Galatasaray maçında en son izledik. Gerçekten Galatasaray savunmasını dağıttı. Bakasetas'la çok uyum içerisindeler. Açıkçası muazzam bir performansı var. Yani bir Gomis efekti veya İşte Kasımpaşa'da ilk yarıda oynayan bir Cagne efekti Alanyaspor'da yaratmış durumdalar. İyi servis yaptığınızda, ceza sahasında topla buluştuğunda gerçekten çok başarılı, iyi bir bitirici, kuvvetli bir futbolcu. Havadan yerden etkili bir futbolcu. Top taşıyabiliyor. Dribling yeteneği de olduğunu söyleyebiliriz. Ben açıkçası Papiss Cissé'yi beğeniyorum. Türkiye Ligi'nde fark yaratacak bir oyuncu. Ha, seneye 36 yaşında olacak. Bir sonraki sene opsiyonlu. Beşiktaş isterse kontratından çıkacak ama Papiss ise bir sene daha bu seviyede futbol oynar mı? Bence oynar. Ki Beşiktaş ofansif de bir takım olacak. Yani Beşiktaş çok iyi belki savunma yapamayacak, oyunu kontrol etmeyecek ama Beşiktaş gelecek sezon Sergen Yalçın oyun felsefesini biliyoruz. Ofansif, hücuma iyi yerleşen, bloklar arası bağlantının iyi olduğu ve santrafora, forvet oyuncularına iyi servis yapılan bir takım olacak. Böyle bir takımda da Papiss Cissé gibi bir oyuncu özellikle seçilmiş dakikaları çok da iyi oynayabilir. Papiss Cissé'yi siz Beşiktaş'ta şöyle düşünmeyin. İşte bütün maçlarda 90 dakika oynayacak şekilde düşünmeyin. Bazı maçlarda 60'tan 70'ten sonra çıkabilir. Bazı maçlarda 60'tan 70'ten sonra oyuna girip oyunun kaderini değiştirebilir. Seçilmiş dakikalar için çok önemli bir hamle olacaktır. Zaten muazzam bir tecrübe, muazzam bir kariyeri var. Yani Freiburg, Newcastle, Metz, Avrupa'da birçok kulüpte oynamış. Alanyaspor'da çok iyi sezon geçiriyor. Türkiye Ligi'nde fark yaratmış durumda. Ben kötü bir hamle olarak görmüyorum. Tabi tek başına Papiss'i olmaz orada. Onun mutlaka işte Burak Yılmaz olacaktır. Belki işte bir genç Türk santrafor veya kanatlardan oraya o bölgeye kayabilecek bir isim ona destek atacaktır. Hikaye bu arkadaşlar. Yani Beşiktaş muazzam bir tecrübeyi şu an kadrosuna katmış durumda ve orada geniş, kabiliyetli ve birbirlerini tamamlayan bir oyuncu grubuyla santrafor ve forvet beraber kurgulayalım. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir takım olacak, bir ekip olacak. Sergen Yalçın bu hamleyi istiyordu. Ahmet Nurçebi bu açıkçası hamle yaptı, transferi bitirdi. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'ın ilgilendiği başka oyuncular da var. Ensakal'a yine Beşiktaş'ın gündeminde anlaştığı konuşuluyor. Yine Kayseri'den Mensah'la görüştüğünü biliyoruz. Gelişmeler oldukça başka oyuncuları da Beşiktaş bitirme noktasına geldikçe bu tarz yayınlar, videolar gelmeye devam edecek. Beşiktaşlı takipçilerime bir kez daha haberi paylaşmak istiyorum. Papiss ise Beşiktaş'a hayırlı olsun. 1 artı 1 sözleşme imzalanmış durumda.
Umarım Beşiktaş formasıyla Beşiktaşlıları mutlu eden performansları olur. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.